Herkese merhabalar arkadaşlar. 23 Kasım Salı günü yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz. Adana yarışlarıyla başlıyoruz. İlk yarış 2.30'da başlayacak. 11 safkanın start alacağı bu koşu aynı zamanda 8 koşulu programın ilk yarışı olacak. İlk yarış Maiden dişi 3 yaşlı Arapların start alacağı 1200 metre kum pist yarışı olacak arkadaşlar. Burada açıkçası son dönemde çok iyi gelen, formunu beğendiğimiz bir safkan var. Önceliği ona vereceğiz arkadaşlar. Bir numaralı isim Destansı. Zaten burada yüksek bir favori kendisi. Benim tahminim o ki bu atı burada koşacağı için bu yarışı altılı dışında bırakmışlar ki sorun yaşamamak için kendileri. Ben öyle tahmin ediyorum. Zaten siz de muhtemelen böyle düşünüyorsunuzdur. Çünkü burada bu safkan çok yüksek bir favori konumunda. Muhtemelen gelecektir de. Şöyle bir idmanlara bakalım arkadaşlar. İdmanlarda birbirine hemen hemen yakın olduklarını görüyoruz safkanların. Bir isim var sadece. 8 numaralı Paris aşkı 41-20 yapmış 600'ünü. 400'ünü 27-20 yapmış. Bu safkanın işinin iyi olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bir tek belki bu safkanı yanına yazabiliriz burada. Onun da kumda hiç koşmamış olması bir tek bizi düşündüren kısımdı. Ama işleri iyi. Muhtemelen iyi gelecektir. Burada iyi koşacaktır. Yani 1 numarayla 9 numara arasında bir galibiyet mücadelesi olacaktır diye düşünüyorum şu anda. Çünkü 1 numara hazır, formda. 9 numarada belli oluyor ki işlerini iyi yapmış. O da ilk defa koşacağı kum pistte başarılı bir yarış koşacaktır diye düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar şu hatırlatmayı da hemen yapalım. Diyarbakır videomuz da yayında olacaktır. Onu da izleyebilirsiniz. Aynı zamanda yurt dışı yarışlarına da aynen devam ediyoruz. Onlar da yine kanalımızda mevcuttur. Onları da izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın diyelim. Onu da hatırlatalım. Videoları beğenirseniz daha çok kişiye erişebiliriz. Daha çok yardımcı olabiliriz. Bunu da belirterekten ikinci koşuyla devam edelim arkadaşlar. 7 safkanın start alacağı şart 5 3 yukarı İngilizler. 1500 metre kum pistte koşulacak olan koşu. Burada arkadaşlar yine tek atılabilecek bir safkan var. Ne hikmetse yine altılı da değil gördüğünüz gibi. Burada gördüğümüz arkadaşlar 4 numaralı safkan Rolling Thunder arkadaşlar. Vedat abi işte burada 60 kiloda start alacak. Son yarışını birinci geldi 7 gün evvel. Ondan önce 2 kez ikinciliği vardı. 1.34-15 açıkçası iyi bir derece arkadaşlar ama rakipleri onu geçmiş vaziyetteler burada derece olarak en iyi derecede. Bu bizi birazcık şüphede bırakacaktır. Fakat safkan iyi durumda. Bu sebeple tercih edilmesi yüksek bir ihtimaldir. 3 numaralı Mine of Fire veya 2 numaralı Kara Derviş de yazılabilirler burada arkadaşlar. İkisi de 60 kiloda. Birini Özcan Yıldırım, diğerini Akın Sözen biniyor. Baktığımızda burada tabii 2 numara daha cazip çünkü son koşusunda 6. gelmiş ama daha evvelki yarışlarında 2.liği ve 3.liği var. Aynı zamanda yine 1.33-61'lik bir dereceyle kendini göstermiş de bir safkan. Öte yandan burada 3 numaranın son 6 yarışında bir kum birinciliğini görüyoruz ve 12 gün evvel start aldığını görüyoruz. 1.33-34'lük bir dereceyle bize zaten kumda gideceğini, çok iyi koşacağını da göstermiş bir isim. Aynı zamanda yüksek handikap puanı da 92 handikap da bizim için önemli bir veri. Arkadaşlar burada idmanlara bakıyorum şu anda. Açıkçası idmanlar girilmemiş olabilir bu koşu için. Evet girilmemiş öyle gözüküyor. Yani zaten bizim verdiğimiz şu anki tahminler yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Önceliği 4 numaraya verdik arkadaşlar. Peşine 3 ya da 2 düşünülebilir diye düşünüyorum. Üçüncü koşuya gelelim. 12 safkanın start alacağı handikap 15 3 yaşlı İngilizler 1900 kum yarışı. Arkadaşlar burada yine bir favorimiz var. Son koşusunu kazanan daha evvelki yarışında da ikinci gelen Mücahit Bayır'ın 54,5 kiloda bineceği 8 numaralı Onyekuru. Arkadaşlar bu safkan Çim pistte de başarılıydı. Kumda da başarılı. 19 günlükte bir güzel bir arası var. İyice dinlendiğini düşünüyorum bu safkanın. Gayet galibiyete şu anda yakın olacak bir isimdir kendisi. Tabi rakipleri var mı? Var. Özellikle burada birazcık daha yeni bir safkan olarak 53 kiloda Vedat Abiş'te 11 numaralı Iguazu Falls. Bu safkan baktığımızda son 3 yarışındaki zaten 3 yarış koşmuş sadece. Bir üçüncülük, bir birincilik, bir de dördüncülük elde etmiş vaziyette. O da bir 19 günlük aranın ardından geliyor. Tabi son yarışını kazanmış bir safkan var. Bir de bu safkan var. Başka isim düşünenler için ikincilik elde eden safkanlar var arkadaşlar. Burada onlardan yazabiliriz. Gördüğünüz üzere şuradaki iki isim. Birini Akın Sözen binecek. 9 numara Akınzade ve 10 numaralı Zıda.
Baktığımızda bu ikisi Afgan yazılabilir arkadaşlar. İkisinin de son koşusunda ikinci olduğunu görüyoruz. Tercih edilebilecek isimler bunlar. Bu yarış için idman girilmiş videoya bakıyorum. Şu anda o da girilmemiş arkadaşlar. Nedense sadece ilk yarışta var şu anda. Çektiğimiz saatle de ilgili bir durum olabilir tabii ki. Bakalım bu koşuyu arkadaşlar. Dördüncü koşu 12 safkanın start alacağı bir yarış bizleri bekliyor arkadaşlar. Burada da açıkçası yine bir 3 yaş Arapların start alacağı 1200 metre dişlere mahsus maiden yarışı arkadaşlar. İlk tercihimiz 5 numaralı safkan olacak. Kırsal'da ikürüsü 10 numaralı Urfa Ateşi ile birlikte start alacak olan safkan 5 numaralı Kırsal'da son koşusunda 3. geldi 21 gün evvel. Keza ikürüsünün de geçmişte bir dördüncülüğü var. Start aldığı iki kum yarışından biri dördüncülük. Bu sebeple ben ikürüleri ön planda görüyorum. Rakip olarak özellikle bir rakip işte bu idmanlar girilmiş olsa maalesef ki bu konularda birazcık TJK geç davranıyor bu verilerde, veri girişlerinde. Bu sebeple erişemiyoruz yani böyle bir sorun yaratıyorlar bize ama olsun elimizdekiyle burada bir şeyler yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar biz burada 8 numaralı Sevican diyebiliriz büyük bir sürpriz olarak düşünmek isteyenler. Ama daha garanti bir sürpriz olsun diyenler için ise 7 numaralı Pırıl Kız tercih edilebilir arkadaşlar. Niye diyeceksiniz? Pırıl Kız'ın start aldığı 3 yarıştan birinde 3. olduğunu görüyoruz. Diğer yarışlarında yine bir baktığımızda 2 tabela dışı var. 17 gün evvel start almış bir isim. Burada 8.liği olmuş. Ama daha evvelki koşusunda 3. olması onu yine burada cazip kılan bir safkan konumuna getiriyor. Bu koşuda arkadaşlar belirttiğim üzere önceliğimiz ekürüler 5 ve 10 numaralı safkanlar. Ekürüleri yazdıktan sonra peşine artık nasıl bir kupon düşünüyorsanız ona göre yapabilirsiniz. Zaten bu ikinci ayak olacaktır altılda. Buraya en fazla 2 tane safkan, ekürüler ve yanına bir tane yazarsak güzel olur diye düşünüyorum. 5. koşuya geçelim arkadaşlar. 11 safkanın start alacağı handikap 15 3 yaşlı Araplar 1300 kum pist yarışı. Arkadaşlar burada bizim önereceğimiz safkan öncelikle 3 numaralı isim arkadaşlar. Yunus Şah. Kapalı gözlük starta kadar kulaklıkla gelecek olan Yakup Bey yavrusu safkan. 58 kiloda start alacak. Dış start tercihli bir isim. Baktığımızda 9. kulvardan çıkıyor. 2 Safkan onun dışında çıkacak. Belki istediği gibi koşamayabilir bu durumda ama çok da olumsuz etkileyeceğini zannetmiyorum ben bu Safkan'ı. Son yarışında galip geldi. Ve ondan önceki koşularında da 5 yarışında son 5 yarışında bir kez tabela dışı kaldı. 1, 3, 2, 8, 1 şeklinde geldi. O 8.liğini saymadığımız takdirde Safkan'ın gayet iyi bir durumda olduğunu zaten görebiliyoruz arkadaşlar. Başka tercih yapmak isteyenler için burada önerebileceğimiz özellikle cazip bir isim 4 numaralı Günkut var. Burada baktığımızda Günkut Müslüm Çelik de start alacak 56,5 kiloda 4 numaralı safkan dış start tercihli 11. kulvardan çıkacak. Son yarışında 7. geldi ama daha evvelki 2 koşusunu kazandı. 19 gün evvel en son start almıştı bu safkan. Bu ismi de yazabiliriz arkaya. Veyahut 5 numaralı Sarraf Baba'yı yazabiliriz. Niye Sarraf Baba mesela? Son koşusun ikinci olmuş 16 gün evvel. Daha evvelden 1-3-1 şeklinde gelmiş kum pist yarışları. Yani bu isim bize bas bas bağırıyor. Yani yazılabilecek bir safkan olduğunu gösteriyor. Bu koşuda ben size şöyle söyleyeyim. Birçok safkanın gelme ihtimali var. Yine bir diğer isim 7 numaralı Altepecikli. Arkadaşlar şimdi baktığımızda burada 2 numaralı Hızlıysan Yakalan'ın da şansı var. Çok yüksek olmasa da diğerleri kadar. Aynısı bir numaralı Şenatik için de geçerli. Çok sıkıntılı bir koşu. Bu koşuda çok dikkatli olmakta fayda var. Bir önceki yarışlarda birazcık daha az atla geçmiştik. Burada mümkünse bu safkanları bol bol yazmaya çalışalım. Aynı zamanda yine sürpriz yapabilecek bir isim arkadaşlar. Sır Tutan burada. Ona da değineceğim. Yine işler var mı diye bir bakayım dedim ama 10 numaralı Sır Tutan arkadaşlar. Kapalı gözlükle start alacak olan Safkan baktığımızda son yarışlarında çok kötü gelmiş bir isim ama şu anda durumu biraz daha iyi. Bu yarışta grup zor ama gelirse bir sürpriz olarak gelebilecek bir isim. Hani fazla at yazdım zaten bir de onu da yazayım diyenler olursa yazabilirler arkadaşlar. Şimdi tekrarlayalım. 1 dedik, 2 dedik, 3 dedik, 4 dedik, 5 dedik. Burada 10 numaraya bile hatta değindik. 7 numarayı da dedik. Yani baktığımızda bu safkanların hepsinin gelme potansiyeli var.
Şimdi burada nasıl bir tercih yapacağız? Arkadaşlar bir kere hepsini yazmak isteyenler varsa yazabilirler. Zaten oraya bir şey demiyorum. Onlar direkt geçebilirler bu bölümü, videoyu sarıp. Diğer kesim içinse şöyle bir öneride bulunacağım. Önceliğimizi vereceğimiz safkan çok önemli. Ben burada özellikle 3 ve 4 numaraya öncelik vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Ha, peşine yazmamız gerekecek mi? İşte orası bir risk. Yani yazabiliriz de yazmayabiliriz de. İki türlü de ihtimal var. Yani yazmayıp yatabiliriz. Yazıp bu sefer de 6 yılın sonucunda istediğimizden daha düşük bir ikramiye aldığımızda yani boşu boşuna fazla para kaybetmiş oluruz. Buradaki bu riski almak size kalmış bir durum. Ben 3 ve 4'e öncelik veriyorum ama diğer bahsettiğim safkanların da gelme ihtimali hemen hemen 3 ve 4'te aynı. Ben kıl payı önde gördüğüm için 3 ve 4 numaralı safkanları öncelikli olarak size öneri olarak sunuyorum arkadaşlar. Ve geçiyorum 6. koşuya. 8 safkanın start alacağı şart 3 dişlere mahsus 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kum pistte koşacaklar burada. 1 numaralı safkan Ardern, geçmişte de zaten yarışlarında önerdiğimiz bir isim. Son koşusunda da açıkçası 4. geldi 13 gün evvel. Bir önceki yarışlarında 2-2-1 şeklinde gelmişti. 4 yarıştır tabela yapıyor. Daima para kazandıran bir safkan. Sahibine yani para kazandırıyor. 2 yaşında olmasına rağmen şu anda gayet iyi başlamış bir isim yarış hayatına. Arkadaşlar bu safkanı yazacağız. Yanına da şöyle yine cazip sayılabilecek bir isim düşünüyorum. Orada da 3 isim var arkadaşlar. 3 numaralı Lady Maya, 4 numaralı Prenses Kui ve 6 numaralı Jilotin var arkadaşlar. Bu safkanlarda benim önerim 4 numaralı Prenses Kui. Prenses Kui Akın Sözen'le start alacak. Son yarışını kazandı. Daha belki koşularında bir ikinciliği vardı, bir altıncılığı vardı. Bu safkanı ben en başından beri öneriyorum. İlk koşusundan beri. İlk koşuda 6. geldiğinde acaba düşündüğüm gibi koşamayacak mı diye düşündüm fakat ikinci yarışta yine bir daha önerdim ve ikinci geldi ve dedim tamam bu at oturuyor. Üçüncü yarışında da kazandı. O yüzden şu anda o da hazır bir safkan. Burada güzel koşacaktır yine. Tabii 1.19'luk bir derece bizi düşündürebilir. Ama şunu belirtelim ki evet Ankara zaten farklı bir kum. Adana farklı yani bütün pistlerde kum birazcık fark edebiliyor ama bu dereceye çok odaklanmayalım. Onu belirteyim yani bu derece elde edilmesinin üzerinden zaman geçmiş, safkan kazandığı yarışı bu dereceyi elde ettiği yarışta koşmamış. Ya bunlar önemli detaylar şimdi baktığımızda yani burada bakıyoruz 9. ayda koşmuş safkan yani 21 Eylül'de koştuğu bir yarışı kastediyor bu. Yani o bizim için şu anda merkez alınacak olan detay değil. O sebeple çok önemsemiyorum. 1200'de esas derecesini bu yarışta yapacaktır 4 numaralı Prenses Kui. Ben bu sebeple 1 ve 4 diyorum bu koşu için. Bence yeterlidir. Zaten plase oynuyorsanız hayli hayli yeter. Ama burada özellikle bunu oynayanlar için 6'lı veya 4'lü 5'li fark etmez. Ganyan oynayanlar için 1 ve 4 numara kesinlikle bu ikiliyi yazmak yeterlidir diye düşünüyorum. 7. koşu ve sonuncu koşudan önceki koşu arkadaşlar bu yarış. 5.30'da koşulacak. 12 safkan var. Maiden dişi 3 yaş Araplar 1200 metre kum pistte. Sondan bir evvelki yarış koşulacak arkadaşlar. Buradaki ilk tercihimiz 1 numaralı safkan olacak. 14 gün evvel start almış bir isim. Sercanan. Arkadaşlar niye bu ismi öneriyoruz? Birincisi dış start tercihli tam istediği gibi koşacak. Zaten safkan uzun süredir koştuğu için ilgilileri nasıl koşar, ne yapar, ne eder az çok çözmüşlerdir. Bakıyoruz. Diyoruz ki Maiden bu yarış. Çıkacak mı çıkmayacak mı Maiden'dan? Neye bakıyoruz? Tabela yapıp yapmamasına. 5 yarıştır tabela yapıyor. 4'ü çim 1'i kum. Kumda da ikinci gelmiş. Yeterli bizim için bu veri. 14 gün evvel de çim pistte bir üçüncülüğü varmış ama yani kum pistte de yine gittiğini biliyoruz. Haliyle burada %100 kuponda bulunacak olan bir isim. Fakat yalnız bırakamıyoruz. Çünkü şu gördüğünüz safkan 1.26.68'lik derecesiyle 21 gün 21 gün önce kötü koşmuş fakat bir önceki yarışında ikinci gelmiş. 4 numaralı Adım Güneş. Arkadaşlar bir Ağkaraca yavrusu safkan. 53 kiloda güzel de bir kilo. Burada gördüğümüz isim son yarışını kötü koştu ama bir önceki yarışında ikinci geldi ve 1.26.68'lik bir dereceye sahip.
Bu bizim için yeterlidir, yazılabilir bu safkan bir numaranın arkası da. He, ben 4'ü yazmayacağım diyenler için 3 numaralı adı Aylin yazılabilir arkadaşlar. Bir uçan bey yavrusu. O da son yarışını yine kötü koşmuş ama bir önceki yarışında bir üçüncülüğü, daha evvel 2 ve dördüncülüğü de olan bir safkan. Haliyle o da tercih edilebilir. O zaman ne yapıyoruz? 1 arkasına 3 ya da 4 diyoruz. Bu şekilde buraya geçiyoruz arkadaşlar ve geldik günün Adana'daki son koşusu 14 safkanın start alacağı 6'da koşulacak. Handikap 14, 3 yaşlı İngilizler, 1300 metre kum pist yarışı. Arkadaşlar burada bizim tercih edeceğimiz bir kere bu koşuda fazla at yazılabilir. Onu belirteyim. Bir sürü at olduğu için şansımızı arttırmak için artık son ayak. Hani daha evvelki ayaklarda yazmadıysanız fazla buraya yazabilirsiniz. Ama yukarıda bir yarışta yazmıştık hatırlıyorsanız. O yüzden buraya biraz daha temkinli olmakta fayda var. Tutan tabii ki kuponun miktarına göre siz nasıl oynamak istiyorsunuz ona göre değişebilir bu durum. Ben yine de burada bir öneri çeşidi yapacağım. Size çeşitlendireceğim bu durumu. Yani nasıl oynanmalı şeklinde. Arkadaşlar öncelikle 1.20-69 derece yapan bir safkan var burada. 59,5 kiloda start alacak bir numaralı inci tanesi. Şimdi baktığımızda safkanın bir kere bu koşu düzeyinde bu safkan iyi bir isim. Yani 14 handikapta bu safkan çok iyi bir isim şu anda. Son yarışını kötü koşmuş ama çim pist bizim için kum önemli. Bakıyoruz kum pistte elde ettiği derecelere. Arkadaşlar burada bir birincilik var. İki tane dördüncülük var. Çok güzel. Zaten çimde de normalde giden bir isim de son yarışını kötü koşmuş sadece burada. Baktığımızda rakibi var mı? Var tabii ki. İşte onlara değineceğim şimdi. Mesela 3 numaralı Safkan, Müslüm Çelik'in bineceği Burla veya 2 numaralı Invincible Knight. Arkadaşlar bunlar zaten hem en yüksek handikaplı safkanlar hem de en iyi dereceler elde eden tabelalar yapan safkanlar. 2 numara Akın Sözen binecek ona. Son yarışını kazandı. Zaten 3 yarış koşmuş. Üçüncülük, birincilik. Kumda dikiş tutuyor bu safkan. 38 gün evvel en son start aldı. Dikkat etmekte fayda var. Dinlenme aralığı birazcık fazla ama açıkçası safkanı birazcık daha açık yarış atı gibi düşünüyor olabilir. İlgilileri tabii durumu buna ne kadar müsaade eder orası ayrı bir konu ama safkanı bu şekilde korumak istemiş olabilirler. Nitekim bir taydır, gayet normaldir bu durum. Onu belki de bu yarışı kazanıp bir sonrakine bir kısa vadeye belki bir açık yarışa yazmayı düşünüyor olabilirler. Bu sebeple 38 gün çok da fazla bir aralık değildir tay olduğu için diye belirtmek istiyorum. Aklınızda şüphe kalmasın, soru işareti oluşmasın diye. Ve 3 numaralı safkan da Müslüm Çelik'in bineceği safkandı. Evet aynen öyle. Onun kilosu 57,5 kilo. Yani bütün bu 3 at arasında birer kiloluk farklar var. Çok bir şey fark etmez. Yani foto finişte belki yani çok çok düşük bir ihtimal bir etkisi olabilir bu durumun. 3 numaralı Safkan 6 yarışında 5 kez tabela yaptı. Bir kez 6. olmuş. Kıl payı kaçırmış tabelayı. 14 gün evvel 5. olmuş. Tabii 14 gün evvel 5. olması onu bizim için 3. at konumuna düşürüyor. Diyeceksiniz ki neden 1'e öyle demedin? Çünkü bir çimde kötü gelmişti. Yani kumda öyle değildi. Ama 3 numara kum pistte 5. gelmiş. Burada bu 1 2 3 birbirinden ayrılmaz gibi duruyor arkadaşlar. İsteyenler belki 5 numaralı Alator gibi bir safkanı da yazabilirler. Çünkü o da uzun bir ara vermiş bir isim. Son yarışında 6. olmuş. Ondan evvel bir ikinciliği var. Ümit veriyor ama sürpriz olarak belki yazmak isteyenler için opsiyon olabilir. Ya da daha büyük bir sürpriz 11 numaralı Lucifer olabilir. 50,5 kiloda Mücahit Bayırlı koşacak olan Safkan son yarışın 9. oldu. Bir önceki yarışta 3. Yani belki bir ihtimal diye düşünmek isteyenler varsa yazabilirler burada. Daha geniş oynayacaklar için söylüyorum. Yoksa en benim burada geniş olması düşündüğüm kupon şekli 1-2-3'tür arkadaşlar. Burada buna göre bir tercih yaparsanız sizin için iyi olur. Bu şekilde bu videoyu bitirdik arkadaşlar. 8 yarışlık program bitti Adana'da. Kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı, görüşlerinizi belirtin. Biz de ona göre şekillendirelim bu durumu. Diyarbakır videomuz yayında. Onu belirtelim. Aynı zamanda yurt dışı yarışları da yayında olacaktır. Şu anda o videoları çekemiyoruz çünkü henüz programlar belli değil. Onlar da geldiğinde videolarını çekeceğiz. Hazırlığımızı yapıp onları da sizlere paylaşacağız. Beğenirseniz, destek olursanız bize, abone olursanız bizim için yeterlidir zaten. Daha fazla kitleye ulaşmak istiyoruz. Bu sayede daha fazla herkese yardımcı olabiliriz diye düşünüyoruz. Bu şekilde bu videoyu bitiriyorum ve herkese bol şanslar diliyorum.